Bire bakalım. Yukarıda grafiği verilen parabolün tepe noktası T ve alan kod 12 birim kareymiş. Boyalı alan. Buna göre parabolün y ekseni kesin noktanın ordinatı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu parabolün simetri eksenini çizersem şu x eşittir r doğrusu. R de neydi? Şu ikisinin toplamının yarısı. Yani 1. Hakikaten buraya 4 birim. Bakın buraya da 4 birim uzaklıkta. Şimdi şurası 1 birim. Şu yüksekliği çizersem üçgenin şu bize sorduğu yer y eksenini kestiği noktanın ordinatını soruyor. Eksi a'ya 0 diyelim oraya. Şurası a'dır. Aynı zamanda üçgenin tabanıdır. Üçgenin tabanı a. Yüksekliği de 1 birim. Bölü 2 eşittir 12 ise a buradan 24 olur. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı da eksi 24 c eşittir olarak bulunur. 2'ye bakalım. Yukarıda grafiği verilen parabolde boyalı bölgenin alanı 18 birim kareymiş. 3 OA eşittir AB'ymiş. OA'ya A dersen AB 3A olur. Üçgenin alanı bu üçgen dik üçgen olduğu için dik üçgenin alanı da 18 birim kareymiş. 3A çarpı A 3A kare bölü 2 18'dir. Buradan şunlar sadeleşir. 6 A kare 12'dir. A da 2 kök 3'tür. Dolayısıyla bu nokta 2 kök 3'e 6 kök 3'tür. Bu parabolün üzerinde olduğuna göre bu nokta bunu sağlar. Y yerine 6 kök 3 yazacağım. X yerine de 2 kök 3 yazacağım. 2 kök 3'ün karesi de 12 olur. Buradan cevabımız şunla şu sadeleşir. 2. Bununla da bu sadeleşir. 6. M de buradan kök 3 bölü 6 olarak bulunur. Doğru seçenek E'dir. Soru 3. Yukarıda tepe noktası y ekseni üzerinde olan bir parabol verilmiş. Tepe noktası y ekseni üzerinde ise bu kareyi iki eşit parçaya böler. Şuraya a dersen burası da a olur. Dolayısıyla karenin bir kenarı 2a ise burası da 2a'dır. Karenin alanı soruluyor. C noktası bakın apsisi a, ordinat 2a oldu. C noktası parabolün üzerinde olduğu için bunu ne yapar? Sağlar. Yerine yazalım. 2a eşittir 15 eksi a kare olur. Buradan a kare artı 2a eksi 15 eşittir 0. Çarpanlara ayırırsam artı 5'e eksi 3 diye a buradan eksi 5 olmaz. 3 olur. A 3 olarak bulunur. Dolayısıyla karenin bir kenarı 6 olup alanı da 6'nın karesinden 36 birim kare olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa'dır. 4'e bakalım. Yukarıda grafiği verilen y eşittir x kare parabolünde y eşittir 4 ve y eşittir 9 doğruları tarafından sınırlanan ABCD bir yamukmuş. Buna göre yamuğun alanını soruluyor. Bakın burası y eşittir 4 doğrusu ise y yerine 4 verirsem yani şurası 4 birimse bu nokta bunun üzerinde olduğu için sağlar. Y yerine 4 yazarsam x'i 2 çıkar. Aynı şekilde y yerine 9 yazarsam x'i 3 çıkar. Şurası da 1 olur. Şurası 4. Şuraya da 5 kalır. Aynı şekilde burada da yaparsam aynı sonuçları bulurum. 2. Dolayısıyla şurası da 1 olur. Bakın şurası 3 birimse burası da 3 birim, burası da 3 birim, burası 2 birim, burası da 2 birim olur. Artık yamuğun alanını bulabilirim. Alt taban 6, üst taban 4 bölü 2, yüksekliği de bakın 5'tir. Buradan 5 kere 5, yamuğun alanı 25 birim kare olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir. 5'e bakalım. Şekilde y eşittir x kare ve y eşittir x eksi 3'ün karesi parabolleri verilmiş. B noktasının ordinatı 4 olduğuna göre boyalı dikdörtgenlerin alanları toplamı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi bakın B noktasının ordinatı 4 ise C noktasının ordinatı da 4'tür. Şu C noktasının ordinatını 4'e eşitlersem apsini bulurum. X eksi 3'ün karesi 4 ise x eksi 3 2. Zaten bakın şurası 3'e 0 noktası x eksi 3'ün karesi olduğu için x eksi 3 2 x 5 olmaz. O zaman x eksi 3 eksi 2 olmak zorunda. X de buradan 1'dir. Dolayısıyla şurası 4 ise burası 1. Şurası da 1 olur. Devam edelim. Şimdi şu nokta şuraya bakalım. Y eşittir x kare ise apsisi 1 ise ordinatı da 1'in karesinde burada da 1'dir. Burada 1'dir. Buraya da 3 kaldı. Bir kere şu alan bu dikdörtgen alanın 3 kere 1'den 3'tür. Şimdi şurayı bulacağız. Bakın. Burayı da şuradan bulacağız. Şu ordinat da 1'dir. Bu mavi parabolün üzerinde olduğu için bu sefer x eksi 3'ün karesini 1'e eşitleyeceğiz.
Buradan x eksi 3 ya 1'dir ama x 4 olur olmaz. Bakın 3'ün çünkü solunda x eksi 3 o zaman eksi 1'dir. X de buradan 2 olarak bulunur. Buranın tamamı 2 ise buraya da 1 kalır. Demek ki bu alanda 1 kere 1'den 1'dir. Toplam alan 3 1 daha 4 birim kare E şıkkı olarak bulunur. 6'ya bakalım. Aşağıda x kare ve eksi x kare artı n parabolün grafikleri verilmiş. Parabollerin kesim noktalarından biri olan C noktasının ordinatı 2'ymiş. Şimdi bakın bu C noktası eşittir x karenin üzerinde olduğu için ordinatı 2 ise x kare 2 ise x kök 2'dir şurası. Demek ki C noktası kök 2, 2'dir. Bu aynı zamanda mavi parabolün üzerinde olduğu için bunu da sağlar. X yerine kök 2, y yerine 2 yazacağım. 2 eksi m eksi kök 2'nin karesi 2'den m de 4 olarak bulunur. Şimdi m yani bu 4 eksi x kareymiş. 4 eksi x karesi x'e 0 verirsem şurası 4 olur. Yani 0'a 4 noktası olur. Y'ye 0 verirsem x'i 2'ye eksi 2'den geçer. Demek ki bu noktada 2'ye 0'dır. Bize AB'yi soruyor. Şimdi şurayı 2 bulduk. Buraya da 4 bulduk. AB ne olur şunu çizersek? Şu Pisagor'dan buluruz. Artık burası 2'dir. Buranın tamamı 4 ise Pisagor'dan 2, 4, AB'de 2 kök 5 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir. 7. sorudayız. Yukarıda bir koordinat düzleminde y eşittir eksi x kare artı 10x fonksiyonu ile modellenmiş bir masa lambası gösterilmiştir. Lamba alana 16 pi birim kare olan dairesel bir bölgeyi aydınlatmaktadır. Buna göre h kaçtır diyor. Yarıçapı r olsun. Yarıçapı r ise dairenin alanı pi r kare 16 pi'miş. Buradan pi'ler sadeleşir. Yarıçap 4 bulunur. Demek ki burası 4'tür. Burası 4'tür. Tamamı 10'sa buraya da kaç kaldı? 2. Bakın bu A noktasının apsisi 6 çıktı. 6'ya h. Parabolün üzerinde olduğu için bu denklemi ne yapar? Sağlar. Yerine yazalım. X'e 6 yazarsam eksi 36 artı 60 eşittir. H olur. 60'tan da 36 çıkarsa h buradan 24 birim bulunur. Doğru seçenek D'dir. 8'e bakalım. OABC kare ODE eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin çevresi karenin çevresinin kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi karenin bir kenarına A diyelim. A pozitif bakın. B noktası eksi A'ya A olur. Apsis negatif çünkü. B noktası parabolün üzerinde olduğu için bunu sağlar. A kare eksi 6 eşittir A'dan. A kare eksi A eksi 6 0. Çarpanları ayırırsam A eksi 3 çarpı A artı 2 eşittir 0. A buradan ya 3 ya eksi 2 çıkar. Eksi 2 olmaz. A 3'tür. Dolayısıyla karenin çevresi 4 kere 3'ten 12'dir. Karenin çevresi. Bulursun. Şimdi eşkenar üçgene geçelim. Eşkenar üçgenin bir kenarına 2B diyelim. Şu D noktasını bulmaya çalışacağım. Eşkenar üçgen ise burası 60. Şurası 30 olur. Eşkenar üçgende tabana inen yükseklik iki eşit parçaya açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Burası B'dir. 30'un karşısı B ise 60'ın karşısı B kök 3. Bakın D noktası B'ye B kök 3 oldu. D noktası parabolün üzerinde olduğu için bunu da sağlayacak. Şimdi B kare eksi 6 eşittir B kök 3 oldu. B kare eksi B kök 3 eksi 6 0. Çarpanları ayırırsam bunu 2 kök 3'e kök 3. Şurası eksi olacak. Bakın toplamları ortayı veriyor. Şu çapraz kontrol ettiğimde. B de pozitif olacağı için B de 2 kök 3 olur. Eşkenar üçgenin çevresi 6B'dir. Yani 12 kök 3'tür. Eşkenar üçgenin çevresi. Bize neyi soruyor? Eşkenar üçgenin çevresi karenin çevresinin kaç katıdır? Bakın 12 kök 3'ü 12'ye bölersek cevabın kök 3 olduğunu buluruz. Doğru seçenek C'dir.